İnsan ile hayvanın bir farkı olarak ahlakı nasıl değerlendirebiliriz? Ahlaki davranışlarımızla beynimizdeki kimyasal moleküllerin salgılanması arasında çok ilginç bağlantılar var. Yani bir iyilik yaparken işte iç huzuru hissettiğimizi düşünüyoruz. Yani ya bu bana huzur verdi, bu benim içimi bir güzelleştirdi diyoruz. Aslında o güzellik oradan kaynaklanıyor. Orada moleküler bir kaynağı var. Hormonal bir kaynağı var. Beynimizin içinde bir şeyler oluşuyor. Ahlaki davranışımızın oluşmasında mutlaka belli evrimsel süreçler var. Bu türlerden bir tane Homo sapiens yaşıyor. Biz insan türü yaşıyoruz. Homo sapiensin anlamı da kendinin farkında olan tür, homo. Ben kimim sorusunu sorabilen. İnsanı diğer hayvanlardan ayıran da odur zaten. Yoksa şehvet onlarda da var, öfke onlarda da var, korku onlarda da var. Yani birçok şey onlarda da var. Çünkü bunlar aslında alt beynimizle getirdiğimiz şeyler. Ama akıl onlarda yok, zeka var. Hayvanda basit zeka var fakat akıl insana özgü. Akıl ne zaman akıl olmayı hak eder? Sebeplerle sonuçlar arasında bağlantı kurmayı bir ahlak haline getirdiğinde. Ve sebepler sonuçlar arasındaki bağlantıyı kurduğu için de seçebildiğinde, tercih edebildiğinde, yani birçok seçenek arasından en doğru olanı seçebildiğinde ki işte orada irade devreye giriyor. Ve kötüyü seçtiğinde veya bir başkası kötüyü seçtiğinde, içi sızladığında, sızlayacak bir yeri olduğunda, yani vicdan orada devreye giriyor. İşte bütün bunlar yan yana geldiğinde asıl İnsanın ahlaki sorumluluğu akıl, irade ve vicdan ve bilinç verildiğinde başlıyor. O zaman insan oluyor zaten. O zaman ahlaki yükümlülük sahibi oluyor. Onun için mesela ahlaksız hayvan cümlesi boş bir cümledir. Niye? Çünkü hayvanlardan ahlak bekleyemeyiz.